Respawn imzalı Titanfall 2 neden bir şaheser? Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Respawn Entertainment imzalı Titanfall 2'nin neden bir şaheser olduğundan bahsedeceğiz. Infinity Ward dönemlerinde Call of Duty gibi bir seriyi başlatması nedeniyle oyuncular nezdinde büyük bir kredisi bulunan Respawn'un ilk oyunu Titanfall çok sevilmişti. Ne var ki yapımın ömrü beklenenden kısa sürdü. Oyuncuların bekledikleri tek kişilik senaryo moduysa ikinci oyunla geldi. Hem de ne geliş. Titanfall 2, senaryo modundaki etkileyici kurgusu sayesinde daha ilk dakikalarından itibaren ben şu an bir oyun oynuyorum hissine kapılmamızı engelliyor. Olaylar o kadar gerçekçi şekilde sunuluyor ki kendimizi Titanfall evreninin bir ferdi gibi görmeye başlıyoruz. Yapımda bölüm tasarım klişelerinden eser yok. Her bölüm ayrı bir macera, ayrı bir şaşırtmaca içeriyor. Oyunun başlarında ürkütücü sürüngenlerle köşe kapmaca oynarken, ilerleyen safhalarda zamana hükmetmenin ve boyut değiştirebilmenin bir oyuna neler kazandırabileceğini deneyimliyoruz. Bir oyunda mech'lerle ve robotlarla etkileşime girmemizde şaşılacak bir şey yok. Bunu daha önce başka oyunlarda da yaptık. Hatta kimi zaman metal yığınlarının soğuk esprilerine dahi maruz kaldık. Ama Titanfall 2'nin başarılı bir oyun olmasında kendisiyle ciddi ciddi duygusal bağ kurduğumuz BT-72-74'ün etkisi çok büyük. Bu koca oğlanın bize söyledikleri de kendisiyle kurduğumuz bağın güçlenmesinde etkili oluyor. Tekrara düşmeyen görevler Titanfall 2'nin bel kemiği adeta. Yaratıcı ve oldukça sinematik görseller içeren görevlerin başlangıcı ve takibindeki diyaloglar da klişelerden itinayla arındırılmış. Bir FPS oyunundan beklemeyeceğiniz kadar iyi bir oynanış da yine oyunun şaheser sıfatını kazanmasına katkı sağlıyor. Hem Titan pilotu hem de normal bir asker olarak oynadığımız anlarda tansiyon neredeyse hiç düşmüyor. Yapımın çok oyunculu ayağı da yine çok sağlam. Yönettiğimiz Titan'ları mümkün olduğunca kişiselleştirebilmemizse senaryo modunda Titan'ımızla kurduğumuz bağın bir benzerini çok oyunculu moddaki Titan'larımızla kurabilmemizi sağlıyor. Bu bölümde Respawn Entertainment imzalı Titanfall 2'nin neden bir şaheser olduğundan söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, canavar gibi kalın. (Gülüyor)